Herkesin derdi Tonguç Ellen, benim yeni nesli matematik. Biliyorsun, aynen hocam, hiç yapamıyoruz ya. Sınavlarda, çok zor ya. Denemelerde, geçen sene LGS'de, ondan önceki sene LGS'de herkes matematikten patır putur döküldü. Peki sınav ortalaması kaç çıktı biliyor musun 2019'da? 2019'da 2,80 net ortalaması. Şaka. Çıktı. Ya şaka değil evladım. Milliyetin Bakanlığı doğru sayısını yayınlıyor. Halbuki net ortalaması daha da az çıktı. Bunun sebebi ne biliyor musun Tonguç Ellen? Nedir hocam? Yeni nesil soruları hala alışamadık. Biz de burada zaten yeni nesil matematik soruları nasıl yapılır? Sana taktiklik kitabımızı üzerinden anlatmaya çalışacağız. Taktik kitabımızı anlatırken sana yeni nesil matematik soruları, bak Tonguç Ellen, 3 aşamada yapacağız. Isınma testleri, alışma testleri, sonra da ilerleme testleri şeklinde ilerleyeceğiz. Nasıl olacak hocam bu? Nasıl? İlk başta toplamda bir kere taktikli kitabımızda toplam 6 tane bölüm var Tonguç Ellen. Çarpanlar, katlar, üstü ifadeler. Ardından karekök kütleler ve veriler. Sen şuraya kadar zaten yaptın şu ana kadar. Olasılık, cebirsel ifadeler, doğrusal denklem ve eşitsizlikler, üçgenler ve eşlik benzerlik, dönüşüm geometrisi ve cisimler. Zaten 8. sınıfta matematikte göreceğin bütün konular bunlar. Evet. Zaten sınavda da sana bu konulardan soruyorlar. Süper. Peki neden böyle uzaydan gelmiş gibi sorularla zorlanıyoruz? Onu anlamaya çalışıyorum. Ne yapmaya çalışıyorum? Bir kere Tonguç Ellen, taktikli matematik soru bankamız 2018-2019 gerçek sınav sorularına bakarak hazırlandı. Aynı zamanda 2018-2019'un MEB örnek soruları da yayınlandı biliyorsun. Sınavdan önce insanlara çalıştın diye. Onlara da bakarak hazırlandı. Ve sonrasında Tonguç Ellen Bey'im kazanımlara %100 sağlık alındı. Ve senin zaten bir kitap alınırken de bunlara çok dikkat etmen gerekiyor. 2019-2020'de MEB ders kitabına göre de hazırlandı. Okulda kitap mı hocam? Okulda kitabı göre. Dolayısıyla hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem çıkmış LGS sınavlarına göre %100 uyumlu bir kitap. Peki özelliklerine baktığımız zaman aynı LGS gibi dikey ve yatay sorular var. Mesela kitabı açtığımız zaman solda dikey sorular, sağda yatay sorularla ilerliyor. Zaten LGS sınavında da, gerçek sınavda da Tonguç Ellen Bey, nasıldı sınavımız? Bir tarafı dikey, bir tarafı yatay şeklinde karma sorular vardı. Hepsi yatay değil mi hocam? İnsan sanki böyle şey gibi. Sanki hepsi yatay. Bazı bölümlerde hepsi yatay sorularımız da var. Onları da merak et. Bak, burada hepsi yatay gibi. Ama sonuç olarak da bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Karma bir sınav gelecek karşımıza. Biz de ona göre çalışmamız gerekiyor. Tamamı %100 yeni nesil sorulardan oluşuyor. Yani sen mesela şurada bir soruyu gördüğün zaman bu soru da aslında yeni nesil. Çünkü neden? Gerçek yaşam problemi içinde var. Veya diyelim ki mesela şöyle bir havuz problemi var. Aynı zamanda Tonguç Ellen, bak böyle bir şık cevap anahtarı problemi. Yani gerçek yaşam durumları. Yapamazsan hocam bu soruları. Yapamazsan hepsinin de çözümü zaten karakolda bir şekilde biliyorsun. Ve gerçek sınav gibi orta ve üst seviye matematik. Biliyorsun Tonguç Ellen, matematikte gerçekten de birazcık zorluyorlar. Biz de o yüzden birazcık, değil mi dedik hocam? Ki aynı sınav ayarında çıksın. Aynı sınav ayarında tabii birazcık daha taktikte, birazcık daha hani başlangıçta da seni götürebilecek bir kitap. Hani yeni nesil sorulara alışma kitabı diyebilirsin aslında. Tüm formüller, çıkartmalarda gizli. Mesela en arkasında biliyorsun taktiklerin takbirleri var ve burada bütün bilmen gereken formüller de var. Bunları alıp istediğin yere yapıştırabilirsin. Posterlerimiz var. Posterlere de yapıştırabilirsin. Ama buradaki formüllerden çıkıyor sınav zaten. Senin bu formüllerin üzerine ne yapman gerekiyor? İyi bir altyapı oturtup sonrasında sınavda ona göre çalışman gerekiyor. Sınavda ona göre başarılı olman gerekiyor. Peki tüm formüller vardık ve gerçek yaşam problemleri vardık. Ve şunu unutma. 232 sayfadan oluşuyor. 89 tane testi var. Yani şuradaki en son testimize geldiğimiz zaman 89. testimize giriyoruz Tonguç Ellen Bey. Ve aynı zamanda iki tane de LGS deneme sınavı var. Onu da göstereceğim şimdi zaten. LGS deneme sınavı burada. Ve 89. test. Ve bunun içinde de 583 tane de nitelikli soru var. Neden biliyor musun Tonguç'um? Nitelikli soru ne demek hocam? Nitelikli soru şu. Kazık mı yani? Eskiden testlerde 10, 15, 16, 20 soru olurdu. Bakar mısın? Bir testte artık 6 soru. Ama 2 sayfa aynı eskisi gibi. Sayfa sayısı aynı ama soru sayısı ne oldu? Azaldı. Sebebi ne? Artık Milli Eğitim Bakanlığı da böyle soruyor. Yani daha geniş, daha şekilli, daha infografik sorular sormaya başladı. Dolayısıyla sen bu sayfaların içine eskisi gibi 15-16 tane soru sığdıramıyorsun. Dolayısıyla testlerimizdeki sorular aslında nitelikli soru olduğu için 583 tane gerçekten nitelikli, değerli soru var diyebiliriz. Aynı zamanda Tonguç Ellen Bey'im, senin hani demin anlattım ya, peki ben bu yeni nesil sorularla, ya hocam sen bu yeni nesil sorularla Isınma, alışma ve terleme. Nasıl yapacağız onu söyle. İlk başta 3 aşamada oluşan bir yapımız var Tonguç'um. Yani kitabı aldığın zaman senin yapman gereken şey şu. İlk başta ısınma testini yapıyoruz ve zorlanıyoruz. İlk 10 testimiz. İlk 10 testi benim tavsiyem Tonguç Ellen Bey'im, yaptığın konulardan, yani ilk başta
çarpanlar ve katlar testi var Tonguç'um. Pozitif sayıların çarpanlarından iki tane test çöz Tonguç Eren Bey'im. Asal çarpanları ayırmadan iki tane test çöz. Sonrasında hemen diğer konuya geç. O diğer konumuz ne? Üssü sayılar konusu. Üssü sayılar konusunda da tam sayıların kuvvetleri konusu var. Sayfa 32'den başlıyor. Sayfa 35'e kadar. Bundan iki tane test çöz. Sonrasında Tonguç Eren Bey'im aynı şekilde kare köklü ifadelerden iki tane test çöz. O da tam kare konulardan başlıyor. Çünkü bildiğin konulardan test çözmek senin için daha rahat olur. Ve aynı zamanda ilk 10 testte mutlaka diyeceksin ki artık yıldım ben. Artık bıktım yapamıyorum. Artık. Ve bir sürü yanlışın çıkacak. Bakar mısın? 5 soruluk bir sayfa yapmışsın. 3 tane yanlışın, bir tane boşun, bir tane doğrun olacak. Belki böyle olacak. Belki daha iyi yapacaksın ama sonuçta ilk başta gerçekten de mutlaka takılacaksın. Ve zorlanacaksın. Ben artık yapamıyorum. Matematik sorularından nalet olsun falan filan diyeceksin. Ama ilk 10 test senin için çok kritik. Bunu çok iyi atlatman gerekiyor. Çünkü senin bunu yapabilmek için, yani hedefine doğru ilerleyebilmek için ilk başta bu adımları geçmen gerekiyor. O yüzden hani zıplarsan bacağını incitirsin. Dikkat et. Dolayısıyla ilk başta zorlanacağız ve ısınacağız. Ve zorlanacağım ama gerçekten böyle diyeceğiz ki nalet olsun. Yapamadığın soruyu mutlaka izlemen gerekiyor. Mesela Tonguç Eren Bey'im. Mesela bu testi yaptın diyelim. Şu soruyu boş bıraktın. Şu iki soruyu yanlış yaptın. Şurada iki tane, üç tane doğru var diyelim. Sallıyorum. Yapamadığın her sorunun çözümünü mutlaka izle. Bak, buradaki kodu yazaraktan veya okutaraktan mutlaka buradaki çözümü izlersen Tonguç Eren Bey'im, o zaman ne olacak biliyor musun? O zaman gerçekten de ilerlemeye başlayacaksın. Ama şunu unutma. İlk 10 test bizim için feci geçecek. Ama ondan sonrasında sonraki 20 teste alışma testleri diyoruz biz buna. Sonraki testlerde uyum sağlamaya başlıyoruz. Gerçekten belli şeyleri öğrenmeye başlıyoruz. Belli şeylere adapte olmaya başlıyoruz. Eskiden şöyle soruları gördüğümüz zaman eyvah bu neymiş falan, Allah kahretmesin diyeceğimize artık ya hadi bakayım birazcık daha dikkatli incelemeye başlayayım. Hadi bakalım. Hadi belki yapabilirim. Belki birazcık daha üzerine düşünürsem yapabilirim tarzına geçiyor kafa yapımız. Ama bu kafa yapının değişmesi için ilk 10 testte gerçekten patlatmamız, kendimizi mahvetmemiz gerekiyor. Ama ondan sonrasında sonraki 20 testte alışıyoruz, uyum sağlıyoruz ve beyin şekilleniyor. Artık eskisi gibi çok yanlış yapmamak ve çok da boş bırakmamaya başlıyoruz. Ama yine de hatalarımızı izlememiz gerekiyor. Çünkü hatalarımızı izlediğimiz zaman, yani yanlış yaptığımız soruların hatalarını izlediğimiz zaman Tonguç Eren Bey'im ne oluyor? Burada aslında kendimizi geliştirmiş oluyoruz Tonguç Eren Bey'im. Doğru, tebrik ediyorum seni. Sonrakinde de işte, kalan 59 testte ne demiştik? Taktikli matematik soru bankamızda toplamda 89 tane test vardı. Hatta matematik raporum kısımları da var. Onu da göstermek istiyorum sana. Bak, toplamda 89 tane testimiz vardı. Burada 89 tane testin içinde aslında kalan 59 tane testte sen rahat edeceksin. Ve hedefine doğru ilerleyeceksin. Neden hedefine doğru ilerleyeceksin? Artık göreceksin ki hem doğruların artmış, hem daha az yanlış yapıyorsun, hem daha az boş bırakıyorsun. Bu da birazcık alışma meselesi. Üzerine gideceğim yani. Aynen, üzerine gideceksin. Yani ilk 10 testte patlayacağız. Sonraki 20 testte ısınacağız. Alışacağız doğrusu, özür dilerim. Sonrasında da gerçekten de hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Dolayısıyla ısınma, alışma ve ilerleme şeklinde 3 kademeye böldük yeni nesil sorularla mücadeleyi. Sen de yeni nesil taktik kitabımızda bu şekilde çalışaraktan gerçekten de hedefine doğru gidebilirsin. Ha, ondan sonra tabii ki bu işin sırrı ne biliyor musun? Daha fazla yeni nesil soru çözmek. Daha fazla yeni nesil soru çözebilmek için birazcık daha üstü olan, taktiklinin birazcık daha üst seviyesi olan ve yeni nesil soruların gerçekten birazcık daha zorlayıcı olduğu Dinamo Soru Bankası'nı çözeceksin. Ve burada da sana bir kılavuz videosu göstereceğim. Aynı zamanda sonrasında artık tam üst seviyesi. Artık yani bir sorunun bir sayfa olduğu zor matematik zoru bankasını çözeceksin. Ve bu seviyede bu şekilde ne yapacaksın? Yeni nesil soruları aslında patır 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 halledeceksin. Ama tekrar söylüyorum, bu iş kademe kademe. Yani ilk başta onlar taktiklerle. Onlar yeni nesilse ben de yeni nesil. Aynen, ilk başta taktiklerle birazcık daha orta seviye sorularla, ortanın birazcık daha üst seviye sorularla, az olduğu orta seviye sorularla kendini geliştirecek ama hepsi yeni nesil şeklinde. Hepsi gerçek sınavda çıkabilecek şekilde çalışacaksın. Ve şunu unutma Tonguç Eren Bey'im. Taktiklerin setini de alabilirsin. Setinde de toplamda zaten. Aa, tüm dersler mi? Aynen. Setinde de toplamda 6 tane kitabımız var. Bu 6 kitapla da çalışabilirsin. Diğerlerinde de aynı şekilde senin için açıklayıcı videolar gelecek. Ama şunu unutma. Yeni nesil sorular hiç zor değil. Sadece nasıl çalışılacağını bilirsen ve ne yapman gerektiğini bilirsen, bu demin sana gösterdiğim metotla Tonguç Eren Bey'im, belki ilk 10 testte gerçekten sıkıntılı geçecek ama sonrakilerinde çok güzel bir netice alacaksın. Hadi bakalım, ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Hadi bakalım.